Arkadaşlar merhaba, selamünaleyküm. Çökünüz diyoruz. İnşallah çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ben 3B Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Bayram Irmak. Evet, fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bir fonksiyonun tersi arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersi önemli arkadaşlar. Bir kere her fonksiyonun tersi yoktur. Nasıl fonksiyonların tersi vardır arkadaşlar? Birebir ve örten fonksiyonların tersi vardır. Neden hocam? Hatırlayalım. Bir tane birebir ve örten fonksiyon yazdık. Şimdi burada şu anda bu tarafa doğru f diyoruz değil mi? Aradığımız şey acaba tersi de, yani f'in tersi var mıdır diye bakacağız. İşte bu oklara baktığınızda yani okların yönünü aslında ters çevirdiğinizde ne oluyor arkadaşlar? Fonksiyon şartlarını sağlıyorsa buna ne diyoruz? Vardır diyoruz. Tamam mı? Okların yönünü ters çevirdiğimizde eğer sağlanıyorsa, fonksiyon şartları neydi? İşte bunlar çocuk, bunlar anne oldu değil mi? Biz normalde ne dedik? Bu tarafa çocuk, bu tarafa anne diyorduk. Ama ters çevirdiğimizde bu taraf çocuk, bu taraf anne gibi düşüneceğiz. Ve bunlar fonksiyonluk şartını sağlıyorsa ne diyeceğiz? F ters vardır diyeceğiz. Demek ki her fonksiyonun tersi yoktur. Değil mi? Bu şartın sağlanabilmesi için birebir örten olması gerekiyor. Çünkü siz bu okları, burada boş bir anne kalabilir ama okları ters çevirdiğinizde burada çocuk boşta kalacağı için olmaz. O yüzden birebir ve örtenliği sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda şöyle diyebilir miyiz? Örnek veriyorum burada ilk başta bir kime gitmişti? B'ye gitmişti değil mi? O zaman şöyle yazabiliriz. F1 eşittir B yazabiliriz. Tersten geldiğinizde de bu 1 ile B yer değiştirir. Değil mi? Okların yönünü değiştirdiğimizde F ters B içeri girdi. 1 ne oldu? Dışarıya çıktı arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir tane F3 eşittir 5 yazdığında 3 ile 5'i yer değiştirebiliyorsunuz. Yani f ters 5 kime eşitmiş? 3'e eşitmiş diyebiliriz. Tersi olan fonksiyonlar için. Anlaştık mı? Buraya dikkat. Bakın A'dan B'ye, burada da B'den A'ya tanımlı demiş. Tabi ters almanın pratik yöntemlerini vereceğim. Bir de genel bir kuralımız olacak. Onu da vereceğim arkadaşlar. Şimdi geçiyorum sorulara. Diyor ki aşağıdaki fonksiyonların hangisinin tersi vardır? Biz kimi arıyoruz? Birebir ve ne olmasını arıyoruz biz? Örten olmasını arıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığınızda 1 4'e gitmiş, 1 5'e gitmiş. Bir kere bu fonksiyon olmaz değil mi? 1 4'e gitmiş, 2 4'e gitmiş, 3 de 4'e gitmiş. Buna sabit fonksiyon diyebilirim. Değil mi? Ama birebir midir? Hayır. Değil mi? Çünkü ters çevirdiğinizde bir çocuğun 3 annesiymiş gibi gözükecek olmaz. 1 5'e gitmiş, 2 6'ya gitmiş. Bakın 1 5'e gitmiş, 2 6'ya gitmiş, 3 de 4'e gitmiş. Evet, birebir ve örten olduğu için bu fonksiyonun nedir arkadaşlar? Tersi vardır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, diğerine baktığınızda da 1 4'e gitmiş, 2 5'e gitmiş, 3 de 5'e gitmiş fonksiyonudur ama 6 boşta kaldığı için tersi yoktur arkadaşlar. Aynı şekilde E'nin de tersi yoktur. Burada da 5 boşta, bakın hiç sonuç olarak 5'i göremiyorum. Anlaştık mı? Geçiyorum. Evet, burada da hemen birinci bileşen sıralı ikili şeklinde verilmiş değil mi arkadaşlar? Biz ne diyoruz? Buna x, buna
y diyoruz. Y dediğimiz şey aslında zaten fx değil mi? Evet, buna dikkat. Bunları buradan tanıyacağız. O zaman hemen bakıyoruz. 4. 4'ün sonucu annesi görüntüsü. 4'ün sonucu kaç? Eksi 3. Şimdi tersten bak diyor. Ters görüntü. Bunu ne diyoruz? 7'nin f altındaki ters görüntüsü arkadaşlar. Yani 7'ye tersten bakacaksın. 7 kimin annesidir? 7'ye giden kimdir diye soracaksınız. Burada da kim cevabını alıyoruz? 5 cevabını alıyoruz. Aynı şeyi eksi 1'e soruyorum. Eksi 1'in ters görüntüsü yani eksi 1'e giden kimdir? Buradan da ne cevabını aldık arkadaşlar? 1 cevabını aldık. Bunları topladığımızda cevabımız artı 3 gelecektir. Anlaştık mı? Evet. Geçtik. Diğer soruya. Birebir ve örten olan bir fonksiyonda x yalnız bırakıldıktan sonra x de y'ye yer değiştirilir. Evet, bu genel kuraldır arkadaşlar. Genel kuraldır. Ne yapacağız? Yani ben size şöyle kademe kademe söyleyeyim. Birinci aşamada x'i yalnız bırak. Tamam mı? X'i yalnız bıraktıktan sonra ikinci aşamada x ile y. Y dediğimiz arkadaşlar ne? Fx değil mi? Yani artık fonksiyonlarda y deyince ya da fx deyince bunları birbirine eşit olduğunu lütfen oturtalım. Anlaştık mı? Ordinat y'dir. Y de görüntüdür, sonuçtur, fx'tir. Tamam, bunları lütfen unutmayalım. Y ya da fx diyebiliriz. Bunlar ne yapılır? Yer değiştirilir arkadaşlar. Yer değiştirilir. Daha sonra yer değişiminden sonra üçüncü ifadede y yerine f ters x yazılır diyoruz. Bunun başka bir pratiğini daha söyleyecek olursak mesela şöyle boş bir sayfada ben size hemen basit bir ters alma yöntemini göstereyim. Örnek veriyorum işte fx eşittir. Bunun daha pratik yolu da olacaktır. 2x artı 1 diyelim. Bakın bu pratiği unutmayalım lütfen. Burada daha hızlı olması açısından ben şunu kullanıyorum. Diyorum ki bunun yerine x yazalım. X'in yerine f'in tersini yazıyorum. Tamam mı? F'in tersini yazıyorum. Yazalım şimdi. X eşittir 2 tane f ters. Arkadaşlar f tersten kastım şu değil mi? Yani şunda aynı şey. Çok böyle süsleyip püslemiyorum. F ters yazdığımda anlayın. Artı 1 diyorum. Bu 1'i karşıya atıyorum. X eksi 1 eşittir 2 tane f ters. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde ne oldu? F tersi ne olarak bulduk arkadaşlar? Bu f değil mi? Bu da tersi. Zaten ben bunun pratiğini de vereceğim arkadaşlar. Pratiğinde ne olarak vereceğiz? Bu şekilde ax artı b şeklinde olduğunda herhangi bir paydası olmadığında şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ax artı b herhangi bir payda yok. Tamam mı? Hemen şuraya yoksa diyorum. Aradaki işareti ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. Ne oldu? Şu aradaki işareti değiştirdiniz. Bu katsayıyı da paydaya atıyorsunuz. Bakın aynı cevap gelecektir. Hızlı pratik olarak bunu yapabilirsiniz. Payda yoksa bunun pratiğini zaten ben vereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Burası nedir arkadaşlar? Şu yaptığım fonksiyonların her tarafında geçerli. Anlaştık mı? Yani biz buraya şunu söyleyebiliriz. Bu taraf arkadaşlar genel kural. Burası ne? Burası
özel kural. Bunun özelliği ne? Paydanın olmaması, AX artı B birinci dereceden olması. Buna dikkat. Birinci dereceden AX artı B olacak. Ama bunu her zaman her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani ne yapıyoruz? Fx yerine x, x yerine de f tersi yazıp f tersi aradığım için bunu yalnız bırakacağız. Burası önemli. Dikkat, notunuzu alın. Geçiyorum. Evet, burayı anlattık. Orada notumuzu. Şimdi şuna baktığımız zaman burada bir tane öğretmen sorusu var arkadaşlar. Hemen şöyle bir göz atalım. Fx verilmiş. Fx verilmiş. Burada az önceki anlattığım kuralı uygulama şansım yok. Burada önce bir F2'yi bulmak istiyorum. F2'yi bulmak istiyorum. Çünkü tersini alma imkanım yok 5. dereceden. Çok zor. Değil mi? O zaman ben F2'yi bir bulayım. F2'yi bulurken ne yazıyorum? 2 üzeri 5 3 çarpı 2 eksi 23. Ne oldu arkadaşlar? Burası 32 eksi 6 eksi 23. Şurası eksi 29 yapıyor. 32'den de 29 çıktığında 3 kalacaktır. Değil mi? Şimdi biz neyi bulduk? F2'yi 3 bulmadık mı? Dersin başında şundan bahsetmiştim. Yer değiştirebilirdik değil mi arkadaşlar? Şu ikisini yer değiştirdiğimde şunun tepesine eksi 1 gelecekti. Yani f eksi 1, 3 içeride, 2 dışarıda. Zaten ben bunu 3 olarak bulmadım mı? Bakın. Şurası 3. Artı. F tersi de kaç olarak buldum? 2 olarak buldum. O zaman cevabımız ne olacaktır? 5 olacaktır. Dikkat. Ne yapıyor? Soruyu zorlaştırmaya çalışmış. Ama biz ne yaptık? Bunu bulurken öbüründe cevabı otomatikmen geldi arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, geçiyorum diğer soruya. Tersini bulunuz demiş. Ben size ne pratik vermiştim? Bakın, genel kural demiştik değil mi? Bir daha hatırlatıyorum. Genel kuralımız neydi? Fx gördüğün yere ne yazacaksın? X yazacaksın. Bunu kocaman yazıyorum. Lütfen notunuzu güzel tutun. Sonra sol taraftaki değil mi? Bunun yerine şöyle diyor, göstereyim arkadaşlar. Şu. Daha sonra şuradaki x yerine de ne yazıyorduk? F'in tersini yazıyorduk. Hemen yazalım. X eşittir. Bu bir pratik arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat. F ters artı 7 bölü 3. Şimdi aradığımız şey ters değil mi? Yani şunu arıyoruz. Şunu yalnız bırakacağız. Bakın, amacım şunu yalnız bırakmak. 3'ü buraya gönderdim. Ne oldu? 3x 2 tane f ters artı 7. Değil mi? Daha sonra 7'yi gönder. 3x eksi 7 eşittir 2 tane f ters. Daha sonra 2'ye böldüm her iki tarafı. Ve cevabım ne geldi arkadaşlar? 3x eksi 7 bölü 2 şeklinde geldi arkadaşlar. Bu şekilde paydası olanlarda da bir pratik vereceğim arkadaşlar. Biraz daha konunun oturması için birkaç tane daha örnek çözmek istiyorum. Ondan sonra paydası olmayanların örneğini zaten verdik. İşte paydası olanların vereceğim. Hiçbir pratiği olmayanları bu genel kuraldan çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara dikkat. Evet. Geçtik diğer soruya. Bakın, bu pratik, bizim yaptığımız bu genel kural burada güzel bir şekilde işe yarıyor. Biz neyi öğrendik? Biz dedik ki hocam, fx gördüğüm yere x yazacağım. X gördüğüm yere de f'in tersini yazacağım. Hemen bakıyorum. Şu ikisini gördüğüm yerlere ne yazacağım tabii ki? X yazacağım. Çünkü bunu bileceksin bak. Bil. Buna dikkat. Şimdi
Daha sonra X gördüğüm yere de kimi yazacakmışım? F'in tersini yazacakmışım. Yapıyorum. F'in tersi eşittir. X artı 2 bölü 3 eksi X. Ha, uyanığa bak. Aslında soru bana zaten cevabı ne yapmış? Vermiş zaten arkadaşım. Değil mi? Bana hazır cevabı vermiş zaten. Pratiği uyguladığınız zaman gördüğünüz gibi direkt cevabımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki ben F ters yazıyorum. Bunun önünde ne var? X de var arkadaşlar. Kısaltma pratik olsun diye bunu yapıyorum. Tamam mı? Aynı şekilde burada da bu X mevcut. F ters X diyoruz. Buna dikkat. Evet, zaten aradığımızda bu arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın pratiği uyguladığınızda hemen cevaba ulaşmış oluyorsunuz. Yok işler dışlar yapayım falan bunlar tarz şeylerle lütfen uğraşmayalım. Geçtim diğer soruya. Evet, bakın fonksiyon tanımlamış. Şurası tanım. Burası neydi arkadaşlar? Değer kümesiydi. Şimdi okun yönü ne tarafa doğru? Tanımdan değere doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi burada şu ifadeyi tanımanız gerekiyor. Bu ifade tanım kümesinde olduğu için bu f'nin yani normal fonksiyonun payda kökü diyorum. Burada anlatmak istediği şey o arkadaşlar. Tamam mı? Yani diyor ki tanım kümesinde x'e her şeyi verebilirsin. X'e her şeyi verebilirsin. Kim hariç? İşte bu sayı hariç. Neden? Bu sayı paydayı sıfır yapıyor arkadaşlar. Burada da tanımanız gereken şey de yani oku ters çevirdiğinizde bu fonksiyonun adı ne olacaktır? F ters olacaktır. F tersi değil payda kökü. Payda kökü ne demek? Paydayı sıfır yapan. Paydayı sıfır yapan değerdir arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu tabloyu lütfen bilelim. Burası önemli arkadaşlar. Evet. Burada da yine pratik olarak şunu vermiş. Ben hemen şöyle basit bir örnek üzerinde göstereceğim. Fx eşittir. 2x artı 7 bölü işte 5x artı 3. Bakın şimdi buraya. Paydası olan ifadelerde üst tarafta x'in katsayısı, alt tarafta sabit sayı. Bu ikisi pratik bu arkadaşlar. Ters alıyorum. Bu ikisi ne yapacaktır? Yer ve İşaret değişir. Hemen F tersi buluyorum o halde. Bu artı 3. Buraya geçtiğinde ne olacaktır? Eksi 3. Bunlara karışmıyorum. X artı 7 bölü. Bunlar da buraya geldiğinde aşağısı ne olacaktır? 5x eksi 2 olacaktır. Ve ters bulunmuş oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Pratiğe dikkat. Bakın. Artı 2 ile artı 3. Yer ve işaret değişecek. Yer ve işaret. Hem yer değiştiriyorsun hem işaret değiştiriyorsun. Anlaştık mı? Güzel. İkinci pratiğimiz oldu. Değil mi? İlk pratiğimiz neydi arkadaşlar? Paydası olmadığında ne yapmıştık? Mesela 3x artı 7. Değil mi? Bunun tersi de alı dedim de ne yapıyordunuz? Bu aradaki işareti değiştiriyorsunuz. Ondan sonra bunu ne yapıyorsunuz? Paydaya atıyorsunuz. Kimi? Şu 3'ü paydaya atıyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık mı? Buna dikkat. Birkaç tane daha yapabiliriz. Mesela 5x eksi 3. Bunun ters uyguladığınızda x artı 3 bölü 5 olacaktır. Anlaştık mı? Bunlar paydasız pratikler. Pratik 1 diyelim. Buna da pratik 2
diyorum. Pratik 1 var, pratik 2 var. Bir de neyi öğrendik arkadaşlar? Genel kuralı öğrendik. Tamam mı? Genel kural da üçüncümüz olsun. Yani 3 tane yolumuz var arkadaşlar. Paydası varsa pratik 2, paydası yoksa pratik 1. Hiçbir pratiğe uymuyorsa da kimi uyguluyorum? Genel pratiği uyguluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın, bunları artık siz tanıyorsunuz. Bu kimi? F'nin değil mi? F'nin ne dedik? Payda kökü dedik değil mi? F'nin payda kökü dedik. Peki şunun içinde demiştik. Bunun içinde F tersin ne arkadaşlar? Payda kökü dedik. Evet. Şimdi tersini alalım. Yani bunlar şu anda 4'ü zaten görüyorsunuz buradan. Burayı sıfır yapan sayı kim? 4. Bakın şimdi ters yapıyorum. Burada kimi kullanacağım arkadaşlar? Pratik 2'yi kullanacağım. Neydi pratiğimiz? F'in tersini alabilmenin yolu buradaki, dikkat, artı 3 ile eksi 4'ü yer ve işaret değiştireceğim. Eksi 4 yukarıda, artı 4 olacak. Eksi 7 bölü artı 3 aşağıya geldiğinde eksi 3 olarak gelecektir. Yani x eksi 3 oldu. Dikkat ederseniz de burayı sıfır yapan değeri de buraya yazmış zaten. Değil mi arkadaşlar? Bunlar ileride soru olarak da karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat. Anlaştık mı? Geçiyorum. Cevabımız burada. Geçtik diğer soruya. Evet. Birebir ve örten fonksiyonda tersinin tersi kendisine eşittir arkadaşlar. Tersinin tersi kendisine eşittir. Yani ters aldın, bir daha ters aldın. Kendisine dönersin tabii ki. Evet. Bakın, yani ben bunun tersini alırsam kime ulaşacağım? Zaten tersi var elimde. Tersini aldığımda kendisine ulaşmış olacağız değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman fx'i hemen yazıyorum. Pratiğim değişmiyor. Pratik 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın, artı 3 ile eksi 4'ü kullan. Yer ve işaret değiştireceğiz değil mi? Dikkat. Yer ve işaret değiştireceğiz. Burada eksi 4 yukarıya artı 4 olarak çıktı. 4x eksi 12 oldu pay kısmı. Aşağısı da 2x eksi 3 olmuş oldu arkadaşlar. Ben size burada bir soru sorayım. Mesela 7 eksi 5x bölü 2x artı ne olsun? 11 olsun. Bunun tersini alın dediğimde ne yaparsınız? Evet, videoyu durdurun burada. Kendiniz çözün. Ondan sonra arkadaşlar benim birazdan yapacağım çözüme bakın, olur mu? Şu anda durduruyorsunuz. Kendiniz deniyorsunuz. Değil mi? Biz bak, pratiği hatırlatıyorum. Üst tarafta ne yapıyorduk? X'in katsayısını, alt taraftaki sabiti, yer ve işaret değiştiriyorduk, değil mi? Evet, çözüme geçiyorum. Burada arkadaşlar sakın şu çaprazlamayı yapmayın, hata edersiniz. Buradaki x'in katsayısı kim arkadaşlar? Eksi 5. Alttaki sabit kim? Artı 11. Bu ikisini ne yapacağız? Yer ve işaret değiştireceğiz. Hemen değiştiriyorum. 7 duruyor. Eksi 11 oldu. Çünkü artı 11'di. Değil mi? Bölü. Bu eksi 5'ti. Buraya artı 5 olarak geldi. 2x artı 5 oldu. Arkadaşlar hemen böyle çapraza alışmayalım buradaki gibi. Tamam mı? Burada yaptığımız ifade şu. Burada yaptığımız ifade, kuralımız belli. Yukarıda x'in katsayısı, aşağıdan sabit sayı alıyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Lütfen biraz daha dikkat. Evet. Geçiyorum diğer soruya. Evet, burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Genel kuralı kullanacağız. Yani pratik 1 ne yapıyorduk? Pratik 1 ax artı b.
Pratik 2 neydi? Pratik 2 işte AX artı B'nin yanında CX artı D varsa. Değil mi arkadaşlar? Ama bu hiçbirine uymadığı için arkadaşlar bunu kullanacağımız yer genel kural. Yani bu ifade buna da uymuyor. Evet. Bizim yaptığımız genel kuralı neydi arkadaşlar? Fx gördüğüm yere ne yazacağım? X gördüğüm yere ne yazacağım? F ters yazacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu dikkat, her yerde kullanabilirsin. Yani bunda da kullanabilirsin arkadaşlar. Diyelim ki bu pratikleri hatırlamadın ya, genel kuralı biliyorsan hepsini yapabilirsin arkadaşım. Evet, hemen sorumuza geçiyorum. X yerine ne yazacaktık? Şey, pardon, fx yerine x yazıyorum. Eşittir. Şuradaki x yerine de ne yazacağım? F'in tersi. Yani küp kök f'in tersi eksi 3. F'in tersi istendiğine göre bunu yalnız bırakacağım. Her iki tarafın küp kök olduğu için kübünü alıyorum. Burası ne oldu? X küp eşittir. Bu küple şu arkadaş ne yaptı? Birbirini götürdü. F'in tersi eksi 3 kaldı. Eksi 3'ü karşıya gönderdiğimizde x küp artı 3 bana kimi verecektir? F tersi verecektir. En sonda bunun yanına bir de ne ekliyorum? X'i ekliyorum. Yanlış gösterim olmasın diye. Anlaştık mı? F tersi bu şekilde genel kuralda buluyoruz arkadaşlar. Geçtim. Evet. Şuraya dikkat arkadaşlar. Burası bizim neyimiz? Tanım küvemiz arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız ifade biraz dikkat gerektiriyor açıkçası. Çünkü burada x'i yalnız bırakma şansımız maalesef yok. Değil mi? Burada bu ifadeyi tam kareye tamamlamaya çalışalım. Şimdi tam kareyi nasıl tamamlıyorduk? Şimdi dikkat. Fx'i yazdık. X kare 6x. Bu devamlı nasıldı arkadaşlar? Hatırlayalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Acaba ikinci değil, ikincinin karesini almam lazım. Şöyle x kareli olan baş kat sayısı 1 olan ifadeler için şöyle bir pratik vermiştik. Bunun ne yapıyorduk? 6'nın yarısını al, karesini al diyorduk, değil mi? Bunun yarısını aldınız 3, karesini aldınız 9. Kare her zaman pozitif olacağı için buraya gerekli olan sayı artı 9'dur. Tabii ben kimi unutmuyorum arkadaşlar? Benim eksi 2'm var burada. Bunu eksi 2 yapan şey nedir o zaman? Artı 9 eksi 11'dir. Değil mi? Şimdi bunu biraz daha şöyle düzenli yazmak istiyorum. Burası ne oldu arkadaşlar? X artı 3'ün parantez karesi eksi 11 oldu. Şimdi genel kuralımı ne yapabilirim? Uygulayabilirim arkadaşlar. Bunun yerine ne yazıyorduk biz? X. Bunun yerine ne yazıyorduk? F ters. Ondan sonra soruyu hemen şurada bitirelim arkadaşlar. Şimdi x eşittir. F'in tersi artı 3. Bunun karesi var. Eksi 11 var. F'in tersini istediğine göre bu 11'i karşıya gönder. X artı 11. Bir de şu kareden kurtulmak için her iki tarafın karekökünü aldım. Biraz daha işlemleri hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu üçü de karşıya attığınızda karekök içerisinde x artı 11 bir de eksi 3 geldi ve f ters x'i ne yapmış oluyoruz? Böylece bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın şu ifadeyi en son yazıyorum, tamam mı? Bu ifadeyi en son yazıyorum. Yani buraya kadar ne gibi gösteriyorum? F'in tersi gibi gösteriyorum. En son adı ne oluyor arkadaşlar? F ters x oluyor. Anlaştık mı? Evet. Buraya dikkat. Şu
Şurada şu ifadeye dikkat etmekte fayda var. Burada bir tanım kümesi var. Şuraya dikkat edeceğiz. Evet. Burada tanım kümesinde karekök alırken arkadaşlar, karekök alırken burasının negatif olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü buraya baktığınızda değil mi? Burada şu ifadeye bakacağız. Şuranın, evet, şurayı tekrar alacağım. Bakın, şu tarz ifadelerde şurayı bir tekrar edeceğim arkadaşlar. İyi otursun. Bakın. Bu arkadaşı buraya attıktan sonra karekök alırken karekök almadan önce şunu bir anlatalım. Evet. Şimdi bu ifadenin karekökünü aldığınız anda karekök ifadesi dışarıya nasıl çıkacaktır? Şunları atmadan önce bir saniye. Evet. Mutlak değeri bir kullanalım değil mi arkadaşlar? Burada bir işlem hatası olabilir. Fx çünkü burada tanım kümesi verildiği için buraya dikkat edeceğiz. Şimdi buradaki ifadede mutlak değerde çıktı. Mutlak değerdeki şu ifadeyi biz baktığınız zaman buradan hangi değeri verirseniz verin burayı ne yapacaktır? Negatif yapacaktır. Değil mi? Negatif yapacağı için bunun işaretini değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun işaretini değiştireceğiz. Yani x artı 11 eşittir. Eksi f ters eksi 3 şeklinde getireceğiz. Tamamdır. Daha sonra tabii bunu da ne yaptık biz? Karekökünü almıştık değil mi? Bu kareden kurtulurken ne yaptık? Daha sonra bunu bu tarafa atıp bunu da bu tarafa attığınızda f'in tersi bunu bu tarafa attık. Eksi 3 var burada. Bir de bu komple eksi olarak geçerse eksi kök içerisinde x artı 11 olacaktır. Evet. Bu soruyu daha doğrusu olabilir şeklinde soracak. Buraya dikkat. Eksi 3 eksi kök içerisinde x artı 11 olacak değil mi arkadaşlar? Burada hızlı bir şekilde işlemi yaptık ama buraya dikkat. Bu çıkarken neyi kullanmamız gerekiyor? Mutlak değeri kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz da zor bir soru. Dikkat. Evet, geçtik diğer soruya. Evet. Bu ifadeye bakalım şimdi. Bu adam benden f normal değil mi arkadaşlar? Ama burada ters. Ben hemen yer değiştirme kuralımı uyguluyorum. Yani şununla şunu ne yapacağım? Yer değiştireceğim. Yer değiştirdiğimde ne olacaktır? Şuradaki eksi 1 gidecektir değil mi? Hemen değiştiriyorum. Ne oldu? F içeriye kim geldi? X. Eksi 1 ne oldu? Gitti arkadaşlar. Kim dışarıya çıktı? 2x artı 7. Artık kimi bulabilirim arkadaşlar? F4'ü bulabilirim. Buraya 4 yazıyorum. 2 kere 4, 8, 7 daha ne yaptı? 15 yaptı. Evet. Şimdi bu sefer benden kim istemiş? F tersi istemiş. Bu sefer de F var. Ne yapacağım? Yine bu ikisini yer değiştiriyorum. Ve F'in üstüne ne geldi? Eksi 1 geldi. İçeriye kim girdi arkadaşlar? 3x artı 4 girdi. Evet. X eksi 1 bölü 2. Arkadaşım daha sonra bunun içerisini 13 yapmaya çalışın. Ve bu x'e kaç vereceksiniz? 3 verirseniz 3 kere 3 9. 4 daha 13 olacaktır. Evet buraya da 3 verdiğinizde f'in tersinde 13 kime eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunu da geçtim. Evet. F'in tersine geldik. Tersini bulacağız. Şimdi pratik olarak şunu vereceğiz. Bakın. Tersini kendinde yaz ve x'i bul. Tamam mıdır? Tersini kendinde yaz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Örnek veriyorum. 2x artı 1'in tersi nedir? Bu ifadenin tersi nedir? Bir kenara yazayım şunu.
Hocam az önce pratik 1'de yapmıştık. X eksi 1 bölü 2. Ne yazıyor burada? Tersini kendinde yaz. Yani tersini getirip buradaki x yerine tabağımda yazıyorsunuz. Bir deneyelim. 2 parantez açtım. X yerine tersini yazıyorum. Artı 1. Dikkat ederseniz şu 2 ile şu 2 birbirini götürdü. Daha sonra ne kaldı? X eksi 1 artı 1 kaldı. E bu eksi 1 ile bu artı 1 de birbirini götürdü. Ne oldu arkadaşlar? X bulundu. Zaten bize ne diyor? X bulundu değil mi arkadaşlar? Peki. O zaman şu ifadeye dikkat. Bunu daha şey yapacağız ileride. Buranın x olabilmesi için şuradaki x gördüğüm yere kimi yazıyorum? X artı 3 yazıyorum. Bakın dikkat ederseniz x eksi 3'ün tersi nedir? Tersi. Bunun katsayısı kaç? 1. Bunu ne yapıyoruz biz? X artı 3 bölü 1 yazıyoruz. Yani bu zaten x artı 3 oluyor. Ben ne yaptım? Tersini kendinde ne yapıyorum? Yazıyorum arkadaşlar. Evet. Tersini kendinde yazıyorum. Buraya da yazacağım. Yazdığınızda fx gelecektir. 3 parantezinde x artı 3 eksi 4 olacaktır. Fx eşittir. 3'ü içeriye dağıttığınızda 3x 9'dan 4 çıktı. Artı 5. Şimdi artık bunun tersini rahatlıkla alabiliriz. Neydi bunun tersi? Aradaki işareti değiştir. Paydaya at. Değil mi arkadaşlar? Bu kadar. Bu pratiğe dikkat. Tersini kendinde yaz. X'i bul diyoruz arkadaşlar. Geçtik. Evet. Şimdi dikkat. Bu benim f'im. Doğru mu? Bunları tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zaten bakın bunlarla alakalı soru gelecek demiştim. Bir de f tersi yazayım. F ters pratik 2 arkadaşlar. Değil mi? Bakın. Pratik 2'yi kullanacağız. Ne yapıyorduk pratik 2'de? Artı 4 ile eksi 2'yi yer ve işaret değiştiriyorduk değil mi? 2x artı 12 bölü x eksi 4. Şimdi iki sorunun da paydasına dikkat. Bunun paydası ne? X eksi 2. Bunu sıfır yapan değerimiz kaç? Tehlikeli sayı 2 arkadaşlar değil mi? Bakın burası f'nin payda köküydü değil mi arkadaşlar? Evet şuraya dikkat ederseniz burayı sıfır yapan değer kaç? 4 değil mi arkadaşlar? Onu da bu şekilde yapıyoruz. Cevap çıktı ortaya. 2 çarpı 4'ten 8 oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Ne demiştik? F'nin payda kökü, tersin payda kökü. Tersin paydası bu. F'in paydası bu arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Kaç sorumuz kaldı? Şöyle bir bakalım. Evet. Son bir sorumuz kalmış arkadaşlar. Onu da bitirelim. Dersimizi noktalayalım arkadaşlar. Şimdi burada tanımlanan dediğine göre bana şunu vermiş. Yani şöyle tanımlamış. F 2 nokta üst üste R 7 hariç. 7 tehlikeli demek ki gördüğünüz gibi. 7 burayı 0 yapıyor. Değil mi? Daha sonra R eksi bu parantezin içini bulursak iş tamamdır. Değil mi? Hemen bunun ne yapıyorum? Tersini alıyorum. F'in tersini alırken ne yapıyorduk? Buradan artı 3, buradan eksi 7'yi yer ve işaret değiştiriyorum değil mi? 7x eksi 4 bölü x eksi 3. Şimdi buradaki tehlikeli sayı hangisi? 3 arkadaşlar değil mi? Bu adam benden kimi istemiş? Değer kümesini istemiş. İşte bizim cevabımız burası arkadaşlar. R eksi 3 bizim neyimiz arkadaşlar? Değer kümemiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bugünkü dersimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.